aramaktadır. Alo. Alo Özlem. Yine mi sen? Başıma bela oldun ama. Seni seviyorum Özlem. Bu ayakları bırak. Sen erkek falan değilsin. Erkek adam sözünden döner mi? Seni seviyorum Özlem. Gel eskisi gibi olalım. Eski günlerdeki gibi olalım. Daha çok ararsın. Tekrar bir araya gelelim. Ne olursun diyorum ya. Bana bak. Senden boşanacağım diyorum. Anlamıyor musun beni? Şunu bil, seni benden kimse boşayamaz. Seni çok kötü yaparım. Neye uğradığını şaşırırsın. Beni bir daha rahatsız etme. Turgay Timur'un telefon tacizleri tüm hızıyla sürerken bir gün Özlem Timur ayrılmak istediği eşini arar. Alo. Alo Turgay. Bir gün beni arayacağını biliyordum. Sana bir teklif yapacağım. Seni dinliyorum. Sana evi vereyim. Üzerine de $50,000 para. Ama benden boşanacaksın. Ne dersin? Düşünmem lazım. Bak, bu teklifi bir daha yapmam. Ama peşin bırakacaksın. Tamam mı? Vallahi ne diyeyim ki? Beni sevmiyorsan boşanmak en iyisi. Ama unutma ki bu bir namus meselesi. O nasıl hallolacak ha? Ben sana ne diyorum, sen bana ne diyorsun? Sen hala oralardasın. Beni bir daha ararsan avucunu yalarsın. Ona göre. Tamam, düşünürüz. Bu telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra Ömer Balkan, Turgay Timur'a telefon açıp yanına çağırır. Sen ne şerefsiz adamsın. Karını tehdit edip ondan boşanmak için para istiyorsun. Ben öyle bir şey yapmadım abi ya. Özlem sana yalan söylüyor. Vallahi bile duyduklarını yalan abi. Şimdi anlarsın. Buyurun Ömer Bey. Özlem, içeri gelir misin kızım? Tamam efendim. Gir. Geç otur kızım. Bu adam senden para istedi mi? Evi satıp parasını ona verirsen ve üzerine de $50,000 alırsa benden boşanmaya razı oluyor. Bu ne demek oluyor arkadaşım? Bu teklifi bana kendisi yaptı. Bu doğru da kabul edip etmediğimi söylemedim. Parayı alırsan boşanmayacak mısın yani? Güldürme beni. Tamam kızım, sen çık. Böyle şeyler sana yakışmıyor Turgay. Para için benliğimi satmam. Bunu siz de göreceksiniz. Ömer Balkan'la konuştuktan sonra evine giden Turgay Timur, yaşadıklarını bir türlü kendine yedirememektedir. Bana nasıl şerefsiz muamelesi yapar? Ömer Bey'miş. Milletin parasını kaldırırken iyi. Biz para düşündüğümüz zaman şerefsiz, öyle mi? Bak bakalım ben paraya önem veriyor muyum? Evi yakayım da gör. Ömer Bey, sen beni tanımıyorsun. Tanımıyorsun. Bu olaydan sonra Turgay Timur oturduğu evi yakar. Yanmaktan son anda kurtarılan Turgay Timur eşini telefonla rahatsız etmeye devam etmektedir. Alo. Tüm bu yaptıkların hesabını vereceksin. Yakamdan düşüyorum sana ya. Anlamıyor musun? Bak, oraya gelirsem kemiklerini kırarım senin. Gel bakalım. El mi yaman, bey mi? Bana bak. Senin yüzüne kezzap atarım ha. Kolay da. Sen kalıbının adamı değilsin Turgay. Gel bakalım. Seni bekliyorum. Bekle o zaman. Ne derim lan? Döküm mü lan yüzüne? Hayır! Sen pislisin! Pislik! Döküm. Sen ne yapıyorsun arkadaşım? Sen karışma, sen karışma. Tamam. Bu iş benim ve Özlem arasında. Tamam, karışma. Haklı diyorum. Olabilirsin ama dur. Özlem sen git. Ya ne yapıyorsun böyle ya? Tamam, haklı olabilirsin ama Özlem'in peşini bırak. Maddi, manevi, ne istiyorsan hepsini ben sana yardımcı olacağım. Sen her şeyi kafana takma. İyi de abi, nasıl takmayayım ya? Onun yüzünden işimden ayrıldım ya. Bak ne diyorum, maddi, manevi bütün destekte bulunacağım. Takma kafana. Tamam o zaman. Kaan Balkan, Ömer Balkan'ın oğludur. Bu olaydan sonra Turgay Timur polis tarafından aranmaya başlar. Bunun üzerine Turgay, Kaan'ı telefonla arar. Alo. Sen nasıl delikanlısın ya? Ben orada olduğu senin sözün üzerine kestim. Siz beni polise şikayet etmişsiniz. Bu olay senle karın arasında.
Ben sadece sana talebini karşılarım sözü vermiştim. Üstelik kezzap olayını boş ver. Ben avukatlarla konuşup hallederim. Bak seni uyarıyorum. Bir daha benim iyi niyetimi kötüye kullanma. Bak babam seni seviyor. Onun için sana yardım etmek istiyor. Özlem'den boşanmak için ne istiyorsun söyle. O zaman evi satıp parasını bana verin. Ortada mesele falan kalmaz. O iş olmuş benim. Ben Özlem'in ailesiyle konuşup halledeceğim. Sen hiç merak etme. Sana güveniyorum. Tabii. Merak etme sen. Tamam. Görüşürüz. Bu telefon konuşmasından sonra Turgay ve Özlem'in ortak aldıkları ev 15 bin dolara satılır. Parayı alan Turgay Timur, Özlem Timur'dan boşanır. Evin parasını aldım ama bu parayla hayatım kurtulmaz. Binlerce insanın parasını buharlaştırdılar. Bundan ben de hakkıma düşeni almalıyım. Özlem Hanım, duyduğuma göre Ömer Bey senin üzerine bir şeyler yapmış. Onlardaki hakkımı almadan senin peşini bırakmam. Senin hayatın nasıl kurtulduysa benim de hayatım kurtulacak. Sahibi olduğu bankanın içini boşaltmakla suçlanan Ömer Balkan, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olur. Parayla bakma baba. Beni hiç merak etme baba. Seni de yedirmez. Ali abi, canın sağ olsun. Ali basma kardeşim. Ali abi, hiç parayla bakma. Ali'ciğim, bir süre sonra Turgay Timur, eski eşi Özlem Oğuz'u tekrar telefonla rahatsız etmeye başlar. Telefon tacizleri devam ederken yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden birinin adamları Turgay Timur'u arar. Turgay bunun üzerine adamlarla buluşur. Seninle Özlem adına konuşuyorum. Seni dinliyorum. Ömer Bey'i hapishanede biz koyduk. Bu işi kimsenin canı yanmadan bırakmanı istiyoruz. Yoksa senin de canın yanar. Siz bu işe karışmayın. Bak arkadaşım, ne istiyorsan açık açık konuş. Ömer Bey'le konuşmak istiyorum. Gerçi Özlem'i affettim ama ailesi için pek iyi şeyler düşünmüyorum. Kız da ailesi de senden çekiniyor. Bu işin peşini bırak diyoruz oğlum sana. Anlamıyor musun? Benim anlayışım biraz kıttır. Biz anlatmasını biliriz. Telefonumuzu bekle. Bir süre sonra yeraltı dünyasına hizmet veren şahıslar Turgay Timur'u arayıp buluşma talebinde bulunur. Buraya geleceğini söylememişsiniz bana. Söylemedik ama burada. Ne olmuş? Özlem, buraya gelsene. Bak koçum, bu işi nasıl kapatacağız? Özlem de buradayken bu işi halledelim. Günahlarını öderlerse bu iş biter. Bu adam parayı için karısını dayı satar. Adil, şerefsiz adam. Siz delikanlı adamlarsınız. Verin silahı şunun kafasına sıkayım. Sonra adamsanız gelin beni öldürün. Bana bak. İşi yokuşa sürme. Bu işi burada güzellikle halledelim istiyoruz. Söyle ne istiyorsun? Bu kadının abisinin kan bedenini. 50 bin dolar istiyorum. Sen para saymayı unuttun galiba. He? O zaman hesaplaşmaya devam ederiz. Bak dur bakalım oğlum. Bak. Sen bir hafta sonra beni ara. Tamam mı? 50 bin dolarını alırsın. Hatta yüreğin yetiyorsa gelir bizimle çalışırsın. O zaman tamam abi. Parayı aldıktan sonra kızla şans eseri de dahi olsa karşılaşırsan kafanı kopartırız ona göre. Sen merak etme abi, bir daha yoluna çıkmam. Hadi bakalım. $50 bin verirsen peşini bırakacakmış. Yalnız Ömer Bey bu parayı verir mi bilemiyorum. Ne bileyim, verir herhalde. O zaman mesele yok. Ama biz bu parayı bu lavuğa yedirir miyiz onu bilmiyorum. O da sizin sorununuz. Bir hafta sonra Turgay Timur kendisiyle konuşan şahısları telefonla arar. Alo? Abi ben Turgay. Dinliyorum Turgay. Bizim 50 bin dolar ne oldu abi ya? Ömer Bey'le konuştum, parayı vermiyor. Sana başka nasıl yardımcı olabiliriz sen onu söyle. Şunu bilin, bu iş o zaman devam edecek. Nasıl istersen koçum. Yalnız kıza bir şey olursa karşında bizi bulursun ona göre. Ben kimseden çekinmem. Üzerime gelene cevap veririm. Nasıl istersen koçum. Çiziye çizik, mermiye mermi. 50 bin doları alamamak Turgay Timur'u çılgına çevirir. Ömer Balkan'a ait şirkette koruma olarak çalışan kız kardeşinin eşi Tolga Alp, Turgay'a Özlem Oğuz'la ilgili haberleri getirmektedir. Özlem'in dostu var galiba. Sevgiler Gündoğdu'nun telefonu kapalıydı. Orasını bilmiyorum ama hayatını yaşadığına eminim.
Bugün iş yerinden şüphe binip ayrıldım. Ulan halimize bak be. Biz burada sünnelim, kadın orada hayatını yaşasın. Adalet mi lan bu? Doğru söylüyorsun abi. Sende para var mı oğlum? Ne kadar lazım? 600 milyon işimi görür. O kadar çıkmaz. 400 milyon yeterli mi? Yeter yeter. Önemli olan işini görmesi. Sorun değil. Ömer Balkan'ın sahibi olduğu iş yerinin önüne giden Turgay Timur, Özlem Oğuz'u kapıda beklemeye başlar. Turgay Timur'un attığı taş, Özlem Oğuz'a ait arabanın arka camını kırar. Özlem, akşam Timur'u telefonla arar. Alo. Sen bittin artık Turgay, bunu bil. Yapacaklarınızı bekliyorum ama sen de beni bekle. Görüşeceğiz Turgay. Sen hiç merak etme. Bakalım el mi yaman yoksa bey mi? Özlem Hanım, kendi sonunu kendin hazırladın ama farkında değilsin. Ertesi gün av malzemeleri satan bir mağazaya giden Turgay Timur, babasına ait av tezkeresiyle yarı otomatik bir av tüfeği alır. Ertesi gün taksiye binen Turgay Timur'un gittiği adres, Ömer Balkan'a ait iş yeridir. Geç lan şöyle. Geç. Çabuk içeri gir. Geçiyorum şöyle. Geç. Gel içeri. Abi ne yapıyorsun sen? Senin işin yok. Ben buraya ölmeye ölmeye geldim. Ya abi. Tamam kazana çıkın. Çabuk. Çabuk durun. Çabuk. Geçin. Durun be. Sıkınıyorum sen. Geçin çabuk. Çabuk. Geçiniyorum hadi. Açık kapıyı. Aç kapıyı. Tolga. O zaman sen dene bakalım. Açıyorum. Kim oğlum? Ya Turgay ya, Turgay ya. Özlem'in eski işi. Alo Ömer Bey, sizi burada bekliyorum. Gelin oturup konuşalım. Ne istiyorsun Turgay? Para mı? İstediğini alacaksın. Yalnız bırak oğlumu. Ömer Bey, çabuk buraya gelin diyorum. Yoksa ikisini de öldüreceğim. Şu anda yoldayım. Trafik çok sıkışık. Yarım saat sonra oradayım. Alo. Ne oldu mu baba? Adam öldürmekten bahsediyorsan yarım saat sonra gireceğim diyorsun ya. Oğlum yoldayım. Ne yapayım? Geliyorum. Ünlü iş adamının oğlunun ve sekreterinin öldürülmesi kamuoyu gündemine bomba gibi düşer. İkisini de öldürdüm. Ali Balkaner'i de öldürecektim ama orada yoktu.
Efendim, neden vurdunuz? Nedeni var mı? Namus için vurdum. Kaan Balkan ve Özlem Oğuz'un cenazeleri toprağa verilirken sevenlerinin gözyaşları sel olup akar. Özlem Oğuz, eski eşi tarafından acımasızca öldürüldü. Kaan Balkan, kendisiyle ilgisi olmayan olayın kurbanı oldu. Katil onu da öldürürken gözünü kırpmadı. Turgay Timur, iki kişiyi vahşice öldürdüğü ileri sürülüyor. Şimdi demir parmaklıklar arkasında adalete hesap veriyor. Sevgili izleyiciler, bu dosya yargı aşamasında olduğundan olayda adı geçen kişilerin isimlerini değiştirerek verdik. Gelecek hafta görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.